Önderliğimize düzenlenen 15 Şubat komplosunun 25. yılına girdik. Bu komployu her ne kadar düzenleyen Türk devleti gözükse de biz biliyoruz ki AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere devletlerin organize yaptığı bir komployduydu. Bulunduğumuz ülkelerde de buna ses çıkartmak, öfkemizi halen haykırmak açısından özellikle önem taşıyordu. Tabii kadın olmamız özelinde de özellikle önderliği daha fazla sahiplenmemiz, bu yürüyüşte kadın sesinin de daha baskın olması bizim için hem önemli hem 25 yıldır artık sürdürülen bir mücadele var. Ve biz içine girdiğimiz bu 2024 yılında bu mücadeleyi zaferle taçlandırmak istiyoruz. 35 aydır biz önderlikten haber alamıyoruz. Aslında bu tecrit her ne kadar önderliğe uygulanıyor gözükse de aslında bu Kürt halkına da uygulanan bir tecrittir ve kadına da uygulanan bir tecrittir. Bugün önderliğin önümüze koyduğu paradigma bizim kadın açısından da yani adı anılmayan ikinci sınıf vatandaş rolünde olan bir cinsken biz bugün biz mücadele yürütüyoruz buna karşı, cinsiyetçiliğe karşı, ırkçılığa karşı, homofobiye karşı. Evimizi örgütlüyoruz, kendimizi örgütlüyoruz, çevremizi örgütlüyoruz ve bugün bize bu söz hakkını verenin biz Önder Apo olduğunun çok iyi bilincindeyiz. Bunun için özellikle kadın olarak bu yürüyüşe katılmak, diğer kadın yoldaşlarımızla katılmak tabii ki hem çok büyük bir gurur hem de çok büyük bir mutluluk veriyor bize. Kadınların sahiplenişini ben çok değerli buluyorum. Çünkü bugün bizi diğer canlılardan, kadını diğer canlılardan ayıran şey kadının kendi özgünlüğünde örgütleyici ve dağıtıcı olması. Çünkü ben bugün öğrendiğim zaman ben çocuğuma da öğretiyorum. Yani sadece kendi içimde kalmıyor bu öğrendiğim şey. Ben çocuğuma da öğretiyorum, ben arkadaşıma da öğretiyorum. Ben dağıtıyorum bir şekilde. Biz bu mücadeleye Kürt halkı, Kürt kadını öncülüğünde başladık. Ama bugün görüyoruz ki bu böyle kalmadı. Yani dağılıyor bu bir şekilde diğer halklara da. Çünkü özgürleşiyoruz. Yani bugün ırkçılık da aslında özgürlüğü kısıtlayan bir şey. Yani bu ırkçı düşüncelerden sıyrıldıkça cinsiyetçi düşüncelerden sıyrılmaktır aslında özgürlük. Bunu bize veren de önderliğin paradigması oldu. Bunun çok iyi, hepimiz çok iyi farkındayız. Bu yüzden bu yaptığımız şey de ona karşı borcumuzdur. Yani bu borç öyle ödenecek, ödenebilecek tarzda bir borç değil ama biz artık bu sene zafer inancımız çok güçlü. Bunu söyleyebilirim. Biz 17 Şubat'ta Köln'de olacağız. Tüm ülkelerden, biz de Fransa'dan gideceğiz. Ben özellikle kadın arkadaşlar özelinde Kürtlere ve diğer halklara da çağrım. Bulundukları her alanda otobüsler kalkıyor bir gün önceden. Biz bu otobüslerle gidiyoruz. Bizimle gelmek isteyen herkesle beraber gidiyoruz. Ben kadınları çocuklarıyla beraber çok güçlü katılmaya çağırıyorum. Bence gün önderliğe karşı borcumuzu bir nebze de ödeyebilirsek bizi mutlu edebilecek bir gün. Bence evde oturacak ya da diğer işlerimize yoğunlaşacağımız bir gün değil. Güçlü olacağımızı, milyonların da körüne akacağına benim inancım sonsuz. Salvegere yani ber sıfat edicin 25 sal esaret 25 kes 25 bajarın Fransa meşa direj le Fransa medes bekir ebvan meşa jire gelek meşli hamu velaten Avrupa o dervi Avrupa jil hamu cihane des bekirin naha ev Meşa Direş Kulu Paris'e destekir. 25 roja, bu 25 roja. Roja şazdemine, o van şazde roja da.
bi taybetî fikrê rêber apom mexwest em bi gelara bi danasîn bidin ji ber ku komploger hêzên komploger ji ber tirsa fikra rêber apo ev komplo pêkanîn alîkî wê ji ev bû ji bona wê ji bona em vê komployê esaretê o tecîta ser rêber apo bêmane bikin em fikrê rêber apo daha bêtir bi gelara bi danasîn bidin o bi saz bikin fikrê rêber apo niha ev meş roja şazdemîn de bi coşek bi alaqayeke mezin aliyê raya giştî a Fransa berdewam dike. Di van 16 roja de gelek tekiliyên partiyên siyasî kesin hatine helbijartin aynen saziyên sivil ku li Fransa buara hevdutin hatin çekirin anji stand hatin vekirin di nav ve meşe de ev kampanya ku 7000 kart postal ku ji imrali re teşandin hatani fazla istibate ku ev davi bebe di nav ve meşe de ev kabaci te meşandin.